I've worked in construction for 40 years. I am, and always will be, Lee Unum. Construction is one of the most stable industries in today's economy. There's plenty of opportunity, so come and learn at the LIUNA Local 183 Training Center. It's the right place to start. If you're thinking about your future, you can learn a skilled trade through hands-on training and classroom training. LIUNA Local 183 Training Center is excellence in training. All apprenticeship programs are registered with the Ontario Ministry of Training, Colleges and Universities. Become an apprentice and learn new skills which will open the doors to a rewarding career. Visit 183training.com. I just started my training, and I am Lee Una. Merhaba, temaşvan heja. Em îro bi Tirkî bipeyivin, lê me pêşî migo ez bi Kurdî bêjim. Merhaba, dilê we xweş bi, roja we xweş bi, jiyana we xweş bi. Sayın seyirciler, bugün değerli doktorumuz Kasım Arı bizimle birlikte, Kürdistanlı bir kardeşimiz, bizi bugün epey aydınlatacağı benzer. Çünkü dünyanın başına bela olan korona virüsünü konuşacağız. Daha önce de size bahsetmiştik, biz burada özellikle Kürdistanlıların, dünyanın, Türkiye'nin, Türkiyelilerin genel sorunlarıyla birlikte sağlık, eğitim ve kültür sanatla ilgili de çalışmalarımız olacak. Şimdi o çalışmalarımızdan bir tanesini birlikte sunacağız doktor kardeşimizle birlikte. Korona virüsü nedir? Bugüne kadar kimisine göre 90 bin ölü vermiş, kimisine göre 375 miydi doktor bey, 330 miydi? Söylenti mi, gerçek mi? Gerçeği diyorum. Söylenti evet. 90 bin olduğu söyleniyor. Nabi Yüke'yi tanıtmış bu. Mi tanıtmış ki ya? Nabi Yüko. Eri? Go Kasım, galet got ama got. Her şey galet got. Aa, bu go Kasım. Doktor Asım. Asım, Asım. Ya nak, boş ver, bir şey olmadı baba. Azini kar düzeltmiş gibi. Na na. Azini'nin sözü. Again start. Sayın Asım Arı kardeşimizle birlikte bu size olan problemleri dile getireceğiz. Ya bu dünyanın başına bela olmuş bir virüs. Ne yazık ki Kanada'ya da geldi. Türkiye'ye gitti zaten. Zaten Türkiye devleti şimdi alkış çalar ki bir 20-30 kişi, 50 kişi ölsün, peşindeki sorunları unutsun diye. Çünkü Suriye'de bayağı sıkışmış durumda, Libya'da sıkıştı, istediğini alamadı. Kürdistanlılara karşı başarılı olamıyor. Şimdi bunun içinde bir can simidi gerek, bu da koronavirüsü olması lazım. Ama ben size başka bir şey söyleyeyim. Türk devleti ve Türk istihbaratı, Türk erekene konu zaten korona virüsünün kendisidir, kanserin kendisidir. Kürdistan ve Türkiye halkının başına bela olmuş. Ama dediğim gibi bugün konumuz politika değil. Onun için bizim yapacağımız şey sağlıkla ilgilenmek. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız, geldiniz. Size önce basic sorular soracağız. Ondan sonra yavaş yavaş bakalım ne soracağız. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Korona virüsü nedir? Evet Metin abi, sen de dediğin gibi. Tabii önce bir aslında bir genel bir tablo çizmek lazım korona virüsüyle ilgili. Yani neden mesela beni çağırdın buraya bu korona virüsü anlatmak için? Maalesef yani son bir aydır medyada, sosyal medyada, televizyonlarda, her yerde bununla ilgili haberler yapılıyor, konuşuluyor. Yalan, doğru birçok şey söyleniyor. O yüzden biz de burada yani bildiğimiz kadarıyla, bilimsel olarak ne biliyoruz bu hakkında onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle dediğin gibi şöyle başlamak lazım.
tabii koronavirüsü nedir? Yani koronavirüsü aslında yeni bir şey değil. Daha önce bizim gördüğümüz bir şeydir. Ama aslında bu durumlarda her zaman bir isim verilir bu virüslere. Şu anda biz korona diyoruz ama bu muhtemelen birkaç gün sonra, belki bir ay sonra, bir hafta sonra falan değişecektir. Çünkü koronavirüs daha önce olan bir hastalık. Daha önce biz bunu işte nerede gördük? SARS diye biliyoruz mesela. Daha önce duyduysanız SARS. Onlara benzerlik mi taşıyor? Aynısı, aynı virüs. Aynı virüs. Tabii MERS diye bildik mesela biz bunu. Daha önce Suudi Arabistan'da, Orta Doğu'da görülen bir virüsten bahsediyorum. Yani bu virüs 23 tane türü olan, 4 gruba ayrılan bir virüs çeşidi. Ve ismi de koronavirüsü. Ama yaptığı hastalık bir süre sonra o ismi değiştiriyor. Dediğim gibi daha önce işte Çin'de daha önce gördüğü 2002 yılında ona SARS dedik. Orta Doğu'da 2012'de görüldü, ona MERS dedik. Ve şimdi bu da aslında İngilizce dediğimiz new koronavirüs, yani yeni bir koronavirüs. Ama muhtemelen birkaç gün sonra onun adı değişecek. İşte ne denecek? Muhtemelen ya Çin'in koronavirüsü veya yeni çıkmış bir virüs diye anlatacaklar. Tabii bu virüs isminden ziyade ne yapıyor? Aslında çok uzak olduğumuz bir virüs de değil. Yani koronavirüs her sene toplumda büyük bir soğuk algınlığının nedeni. Yani geçen sene mesela vardı. Belki bundan 3 ay önce de vardı, burada vardı. İnsanlar bununla hasta olabiliyorlar koronavirüsü ama tabii bu araştırılmıyor. Ve bundan farkı ne? Bizim her sene kış aylarında gördüğümüz o virüs insan virüsü. Bunun farkı ne? Bu hayvan virüsü. Bravo. Hayvandan bulaşan koronavirüs. Zaten tehlike de oradan geliyor. Yani bilmediğimiz bir şey ilk defa geliyor. Ve şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla çabuk yayılıyor. Ve çok ciddi yan etkileri var. Yani daha doğrusu çok ciddi etkileri var. İnsanları öldürebiliyor. Yani şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla işte mortalite oranı, ölüm hızı oranı %2. Yani hasta olan 100 kişiden 2 kişi ölüyor. Geçen sene belki bu aylarda yine koronavirüsü birçok kişiyi hasta etti. Ama belki de çok kimseyi öldürmedi veya çok az kişiyi öldürdü. Belki 100 bin kişi tutuldu, 2 kişi öldü. Ve onlar da belki de çocuktu, yaşlıydı. Ama bu virüs, bu koronavirüs içinde şimdi yeni çıkan virüs orta yaşta tutabiliyor. Gençleri de tutabiliyor. Çocukları da tutabiliyor. Yani diğer virüsten farkı bir de bu oluyor. Dediğim gibi daha önce biz bunu Çin'de gördük. Adı yine koronavirüstü. Aynı virüstü. 2002 yılında 8000 kişi hasta oldu ve 800 kişi öldü. Yani ölüm oranı %10'du. Şimdi %2 bu %2 oranın çıkma oranı var mı? Çünkü İşte onu bilmiyoruz. Çıkabilir tabii. Aynen öyle. Yani eğer bundan sonra ölümler gelmeye devam ederse ölüm hızı oranı çok artacak. Onun dışında mesela Orta Doğu'da, Suudi Arabistan'da başlayan, hani develerden bulaştığı varsayılan bir virüs daha oldu. 2012 yılında yine aynı virüs. Biz ona da MERS dedik. Mesela o çok ölümcüldü. Onun ölüm oranı %30'lardaydı. %30. Yani 2400 kişi hasta oldu ve bunların 800 tanesi öldü. Yani bundan çok daha kötü bir hastalıktı. Evet. Şimdi de aynı virüs, bu defa da yine yarasadan veya başka bir hayvandan bulaşabildiği... Yılandan. Kesin değil. Özellikle bunu biz bilmiyoruz ama yani ihtimal. Çünkü niye? Bu hastalığın çıktığı yer Çin'in Wuhan kenti. Orada bir tane canlı hayvan satan marketten ilk önce 20 tane çalışana hasta oluyor bunların. Evet. O yüzden oradan çıkmış olabileceği varsayılıyor. Aynen öyle yani. Evet. Şimdi bu koronavirüsü nereden geldi? Çin'den geldiğini biliyoruz ama temel kaynağı sadece Çin mi yoksa demin sizin anlattığınız gibi o SARS virüsünün, MERS virüsünün bir devamı mı? Yani devamı diyemeyiz. Dediğim gibi şimdi bu virüsler tabii çok virüs var etrafımızda. Sürekli bizim hani onlarla enfekte olduğumuz, hasta olduğumuz ama önemli olan bunun bir hayvandan insana geçebilecek mutasyona uğraması. Yani burada önemli olan o değişkenlik. Var. Aynen öyle, değişkenlik var. Yani çok sıkı bir temas veya işte o canlı hayvanın etinin yenilmesi veya onunla çok içli dışlı olunması, hayvanla beraber yaşanılması veya mesela Suudi Arabistan'da deveyle bulaştığı varsayılıyordu. Deveden olabilir dediler. Evet. Muhtemelen etten bulaştı. Veya şimdi de işte o Wuhan'daki canlı hayvan marketindeki hayvanlardan bir tanesinden muhtemelen bulaştı. Ama mutasyon geçirdi. Yani hem insana geçecek, ondan sonra o insandan da başkalarına o hastalığı yayabilmesi lazım. Bu o yüzden önemli bunda. Ama çıkış noktası bunun Wuhan. Yani oradan çıktı. Muhtemelen oradan çıktığı düşünülüyor. Çünkü ilk önce o marketin 20 tane çalışanı hastaneye başvurdu.
Ve bir süre sonra da bu tanı konuldu. Mesela koronavirüs olduğu söylendi. Wuhan kenti, evet. Wuhan kentinin işte Çin devleti tarafından tamamıyla dışarıya kapatıldı. Evet, aynen öyle. Yani karantina diyoruz biz buna. Doğrudur. Yaklaşık 30-40 milyon insandan bahsediliyor. Evet. Tabii devlet Çin olunca tabii karantina alınacak bölüm de bir neredeyse bir Kanada mesela şu anda karantina altında. Hatta ölenlerin de işte normal gömülmesi yasaklanmış. Çin devleti yakma kararı almış onları yayılmasın diye veya işte toprağa ölmeyecek toprağı mı geçecek veya topraktaki canlara mı geçecek sonuçta onu ölüyor. Şu anda Çin'in orada ne yaptığını bilmiyorum. Evet peki, yani bu konuda ciddi söylentiler var. Tabii söylenti çoğu da söylenti aslında çok şeyde inanılmıyor ama. Diyelim bu koronavirüsü nasıl başlıyor? Ne tür şikayetler var bu konuda? Nasıl? Yani dediğim gibi koronavirüsü aslında bir grip virüsü. Yani her zaman insanları hasta eden bir virüs. Evet. Ne olur ama burada gripken veya nezleyken ne oluyoruz? Biraz burun akıntısı, birazcık boğaz ağrısı, böyle çok yüksek olmayan bir ateş, bir hastalık. Normal bir virüs şikayetleri. Evet. Aslında bu da öyle. Bu da aynı yine bir grip şeklinde başlıyor önce. Hastalık, boğaz ağrısı, ateş ama tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün bize hani tıbbi olarak, bilimsel olarak bize önerdiği şeyler var. Yani şey olması gerekir diyor mesela koronavirüsüne yakalanan insanların neredeyse 98'inde ateş olması lazım. Yani 100 kişiden 98'inde yüksek bir ateş var. Çünkü normal gripte bazen olmayabiliyor. Ama evet, bunda ateş çok yani ateş yüksek, çok büyük bir oranda yüksek. Ondan sonra öksürük önemli. Yine her 10 hastadan 7'sinde öksürük var. Ateş, öksürük. Ondan sonra tabii virüsün biraz daha kötü hali. Bu özellikle bunu da hani korkutan tarafı da bu. Nefes darlığı. Yani insanlar yüksek ateş, öksürük, göğüste sıkışma hissi, nefes darlığı, nefes alamama, bu da virüsün olmazsa olmaz hastalıkları, öyle belirtileri yani. Virüsün... İşte ölürken diyor çok can çekişerek ölüyor, işte nefes alamıyor, işte kan geliyor kulağından, burnundan, boğazın. Bütün ölümler kötüdür. Bütün ölümler kötüdür, evet yani. Nefes almadan kaynaklı, şu önemli, ciğerde patlama falan ona benzer bir şeyler mi oluyor yani? Evet yani bu hastalığın bizim tıbbi olarak ARDS dediğimiz, yani ani gelişen solunum yetmezliği sendromu ve bu hastalıkta evet yani tabiri caizse insanlar boğuluyor aslında. Yani akciğeri sıvı doluyor. Hı-hı. Ondan dolayı yani tabii bu dönemde zaten hasta kendinde olamaz. Muhtemelen cihaza bağlıdır. Hani öyle çok kötü bir ölümdür diye hani medyada nasıl bir şeyler geziyor bilmiyorum ama sonuçta evet doğru. Akciğer suyla doluyor ve bir nevi insan boğularak ölüyor. Akciğer harap oluyor çünkü. Evet. Yani belki de söylemek istediğin şey bu. Koronavirüsün temel hedefi akciğer. Tabii yani başta akciğer, ondan sonra tabii bununla beraber gelişen böbrek yetmezliğini sokarak tek insanı da öldürebiliyor. Yani böbrek yetmezliği, akciğer, bütün birçok sistemi tutabilen bir. Bütün diğer hastalıkların son evresi gibi yani hastalık ilerlerse şey olabilir. Peki nasıl bulaşıyor bu koronavirüsü? Yani diğer nezleler gibi diye işte toplu taşımacan kaçının, toplu yerlerden kaçının. Aynen öyle. Şimdi tabii bu virüsle ilgili Metin abi şöyle bir durum var. Virüs yeni dediğim ya zaten onu kötü yapan da bu aslında. Hani yani Dünya Sağlık Örgütü o yüzden dünya çapında bir şey oluşturdu. Hani mücadele başlattı. Niye? Çünkü bir de bilmiyoruz biz bu virüsü. Dedim ya mesela şu ana kadar işte 15 bin tane hasta var. Bunun 300 ölmüş. Yani ölüm oranı %2. Ama biz 3 gün sonra bir uyandığımızda eğer bu ölümler 600 olursa değil mi? Evet. O zaman çok daha bu virüs çok kötüymüş diyeceğiz. Yani daha bir de virüs tanımıyoruz. Mesela daha hangi hayvandan bulaşmış, virüse karşı aşı yapabilir miyiz, herhangi başka bir şey yapabilir mi, en çok hangi organı tutuyor, neler yapıyor tam olarak bilmiyoruz. Ve dediğim gibi nasıl bulaşıyor bu da bir soru aslında bilmiyoruz. Ama genel olarak dediğim gibi ama bu virüs tabii yeni bir şey değil. Bir önceki virüslerin de yakın akrabası değil mi? Yani geçen sene de dedim burada muhtemelen Toronto'da birçok kişi hastalandı. Onlardan ama şunu söyleyebiliriz. Bu virüs bizim damlacık yoluyla bulaşıyor. Veya işte havada asılı kalarak bulaşıyor ama emin değiliz. Yani aksıran bir insanın 1 metre etrafındaki herkes bu hastalığı kapabilir. Onun dışında diyelim ki siz otobüse gittiniz, hapşurdunuz otobüsün içinde. Özellikle tabii bunlar dediğim gibi 2 tane yayılma yolu var. Bir tanesi havada asılı, bizim havada asılı kalma dediğimiz yöntemle, bir de damlacık yoluyla yani hastanın ağzından çıkan o virüsler yüzeylere de yayılabiliyor ve yayıldığı için de bir sonraki siz gittiniz mesela otobüste biri aksırdı. Tuttu onu.
Orada virüs vardır. Ve virüsün de orada ne kadar kaldığını tam bilmiyoruz ama muhtemelen birkaç saat diye biliyoruz şu anda. Siz de ona dokundunuz, elinizi getirdiniz, ağzınıza burnunuza sürdünüz. Böylece virüsü kapmış oldunuz. Yani böyle bulaşıyor. Yakın temas ve damlacık yüle dediğimiz o ortamda kişinin etrafındaki bir metre etrafındaki yakın temasla bu virüs bulaşabilir. Peki bu şey var mesela, yani işte insanlar şey diyor, özellikle buradaki Chinese'ler çok daha da tedbirli davranıyor. Yolda görüyoruz hepsi maske takıyorlar. Şimdi ben tabii... Şimdi o maskenin faydası var mı yok mu? Kimi doktorlar açıklama yaptı. Hatta o maske dedi daha tehlikeli. Çünkü birisi hapşırdığı zaman direkt gelip maskeye de yapışabilir. O zaman yine kaparsınız, yani değişen bir şey yok. Tabii tabii, yani daha tehlikeli diyemeyiz ama sonuçta birincisi o maskede biraz toplumda şey yaratıyor, hani huzursuzluk yaratıyor. Evet. Bir kere birini gördüğünüz zaman ya o hasta mı yoksa acaba kendini mi yoksa koruyor? Yoksa kendini mi koruyor, benim ben mi korkuyor? Buraya gelirken evet. Otobüste bir tane maskeli gördüm, korktum. Ha, acaba kendini mi koruyor yoksa beni mi koruyor? Çünkü hani hep öneriyoruz, hastanın takması çok önemli. Evet. Hastaysa, evdeyse kendisi taksın zaten, hani onu dışarı vermesin. Ama o maskenin diğer toplumu ne kadar koruduğu belli değil tam olarak. Zaten dediğim gibi tam olarak nasıl bulaştığını da bilmiyoruz. Yani o iki bulaşma yolundan bir tanesi virüsün havada asılı kalması ki bu bazen saatler sürebiliyor. Yani mesela diyelim ki siz odaya girdiniz, virüsü saçtınız ortama. Eğer havada asılı kalırsa uzun süre kalacak bu virüs. Belki de 24 saat, birkaç saat kalabilir veya. Ama eğer damlacık yoluylaysa bazen çok uzun sürmüyor, virüs dışarıda ölüyor zaten. Yani o maskeyle çok bir şey değişeceğini sanmıyorum. Ha varsa takılabilir. Hastaysa kesin takılması lazım. Zaten ilk önerimiz o. Hatta hastaların mümkünse hiçbir zaman kamusal alanlara çıkmaması tabii ki en iyisi o. Ama hastanın takması önemli. Maskenin bizi ne kadar koruduğunu tam olarak bilmiyoruz daha ama yani o şey değil daha. Construction for 40 years. I am and always will be Lee Yuna. Construction is one of the most stable industries in today's economy. There's plenty of opportunity, so come and learn at the La Yuna Local 183 Training Center. It's the right place to start. If you're thinking about your future, you can learn a skilled trade through hands-on training and classroom training. La Yuna Local 183 Training Center is excellence in training. All apprenticeship programs are registered with the Ontario Ministry of Training, Colleges and Universities. Become an apprentice and learn new skills which will open the doors to a rewarding career. Visit 183training.com. I just started my training and I am Lee Yuna. Şimdi şöyle bir şey var. Hepimizin çocuğu var ve okula gidiyor. Çocuklar için en tehlikeli dönem de bu dönem. Çocuklardan birisi olursa bütün okul hasta olabilir. Evet. Yani bunun önlemi alınmasa veya önlenemese toplum ölümlere de neden olabilir mi sizce? Yani tabii bu bir hak sağlığı sorunu. Bir hekim olarak buna Kanada'nın bunu yapması gerekiyor mu, şeyi kesmesi gerekir mi bilmiyorum. Ben genel soruyorum yani sırf ama Kanada için değil mesela. Olabilir tabii. Yani çünkü şu anda Kanada'nın Çin'de dışında birçok yerde bulaşmış. Tabii, i̇şte tabii. Avrupa'da birkaç ülkede, Filipinler'de görülmüş. 150 tane vaka 23 ayrı ülkede, 23 Çin dışında. Ya, Çin dışında. Diye biliyoruz şimdiye kadar. Evet. Olabilir tabii, bilmiyoruz. Yani dediğim gibi bu virüs henüz yeni bir şey ve her şey olabilir. Yani bir ay sonra ne olacağı belli değil. Evet. Peki bu virüsün tedavisi var mı? Sizin bildiğiniz veya şu ana kadar ortaya konulan bir tedavisi var mı? Yani kuş gribi kaç yıldır var? Uzun yıllar değil mi? Yeni bir şey de değil. Tedavisi var mı? Yok. Ama kuş gribinin daha şeyi yok yani. Yani bir şeyler tedavisi yaptılar yok. Ama onda da net değiller. Yani bunların tedavisi yok. Ama aşısı yapılabilir belki bu aşı. Hani hastalığı kapan kişinin hastalığın ileri dönemlerinden korunması için. Yine hasta oluyorsunuz ama sonuçta hastalık çok büyük bir zarar vermiyor size virüs. Ama tedavisi maalesef yok bu konuda.
Birçok hastalık gibi. Yani benim hani sonuçta diğer birçok hastalık gibi bu da. Tedavisi dediğiniz ne? Hasta nefes darlığı olursa cihaza bağlanır. Ateşi yükselirse ateşi düşürülür. Sıvı kaybı olursa sıvı verilir. Sadece bu. Yani kesin bu virüs için yapılmış bir tedavi yok. Herhangi birçok virüs öyle ama yani. Ve antibiyotiğin işe yaramadığı söyleniyor. Yani sadece bunda değil. Birçok virüs var bizim böyle. Soğuk algınlığı yakaladığımız bütün virüslerde antibiyotik işe yaramıyor. O zaman bazı doktorlar antibiyotik veriyor. Ama onlar için ona vermiyorlar. Onlar mesela boğaz enfeksiyonlarına %80 biz virüs deriz. Hiçbirine biz antibiyotik vermeyiz. Hı. Ama %20 oranı mesela işte anjin dediğimiz bademcik iltihabında antibiyotik veririz. O da çok küçük. Ciğerlere veya zatüre olduysa veya işte hastalığın ileri evresiyse. Yani bazen de hastalık mesela koronavirüs kendisi başlar. Bir enfeksiyon yapar. Hani ondan sonra bu virüsün üzerine bazen bizim bakteri dediğimiz hani antibiyotikle ölebilen mikrop hastalığı da olabiliyor. Evet, evet. Yani önce koronavirüsünü alırsın, bağışıklığın düşer. Ondan sonra diğer mikroplara savunması hale gelirsin. Bu defa onların hastalığı başlar. Öyle olduğu zaman biz koronavirüsün değil ama koronavirüsten sonra insanın kaptığı o ikinci bakteriye ilaç vermek için antibiyotik başlıyoruz. Evet. Amaç o aslında orada. Evet. Şimdi bunun herhangi size göre yani bir doktor olarak bu yıllarca doktorluk yapmışsınız veya okulda işte bunun şeyini yani insan olarak biz nasıl korunabiliriz? Mesela bir seyircimiz diyelim ki sordu. Doktor bey biz bu virüsten nasıl korunabiliriz? Bu virüsten korunma şeklimizde dediğim gibi her sene bu vakitlerde yapılan öneriler neyse o. Başka farklı hiçbir şey yok. Ha tek farkı ne olabilir? Bu defa eğer hasta veya kişi Wuhan'dan geldiyse veya Wuhan'dan gelen herhangi biriyle iletişim halindeyse ondan kesinlikle uzak durmamız lazım. Ve hatta dediğim gibi onu da toplumdan uzak tutmak lazım. Biliyorsun şu anda Kanada Wuhan'daki birkaç yüz, hani 300'den bahsediyorlar. Kanada vatandaşını buraya getirmeye çalışıyorlar şu anda. Ve bunları getirip burada bir askeri şeyde toplayacaklar. Tesiste. Tesiste toplayacaklar ve 2 hafta bekleyecekler. Niye? Çünkü 2 hafta içinde bu insanlar eğer hasta olmazsa virüsü kapmamıştı. Yani bu virüs bazen vücuda girdikten sonra... Ha bir kuluçka döneminden bahsediyoruz. Bravo, kuluçka dönemi evet. Var. O da 2 haftaya kadar sürebiliyor. Bazen 5 gün, bazen 1 hafta ama bazen 2 haftaya kadar sürebiliyor. O yüzden onlar da o insanları getirecekler buraya. 2 hafta o kuluçka dönemini bekleyecekler. Yani bunlar tamam şu anda gelirken hasta değiller ama belki dün kaptılar. 2 gün sonra hasta olacaklar. O yüzden onu bekletiyorlar. Korunma da bu. Mesela bu bir koruma yöntemidir. Kanadalılar vatandaşlarını getirecekler. Ama topluma salmayacaklar. Onun dışında korunma nedir? Yine dediğim gibi hastaysa kesinlikle dışarı çıkmaması lazım. Temas halinde olmamak lazım o insanlarla, hastalarla. Diğer bütün griplerde yaptığımız öneriler gibi istirahat, bol bol sıvı. Başka da bir şey yok. Yani sadece korunma yolları. Mesela şey geçenlerde işte 2 gün önce radyoda şey yaptım. Aşağı yukarı Çin'den buraya sadece hı-hı, Toronto havaalanına günde 1000 kişi iniyormuş. Şeyden önce, günlük. Karantinadan önce, Çin'den. Ha, Çin'den. Bütün Çin'den yani değil mi? Tabii. Ya bütün Çin'den sadece ama Toronto'ya, Kanada'nın gelenden bahsetmiyorum. Sadece Toronto'ya gelen 1000 kişi aşağı çok, yukarı. Evet. Çok çok haddinden fazla. Yani vardır muhtemelen hani Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan etmemesinden önce gelen olmuştur o zaman yani muhtemelen. Şimdi gene öyle. Tabii. Yani henüz Kanada devleti bu konuda bir tedbir almadı. Hatta bazılarının sağlık taramasından geçirileceği de söyleniyor. Sanıyorum Kanada sağlık örgütleri de bu konuyu tartışıyor. Yani her tabii gün 1000 kişi geliyor ve burası şu anda gelmiyordur ama. Şu anda geliyor. Şu anda hala geliyor mu peki? Ya, ama yani şey durdurdular. Ayır Kanada durdurdu ama Çin hava yolları durdurup durdurdu. Yok durdurdular. Şu anda şey yapmıyorlar. Öyle mi? Tabii o zaman yeni bu da yeni bir durdurlar. Haber. Kanada'da şu oldu. Anda ondan da bahsedelim bu arada. Kanada'nın kaç tane hastası var? Şu anda 4 tane sanırım. 2 tanesi Toronto'da. Ya 2 tanesi de sanıyorum Londra'da mıydı öyle bir Batı'da bir yere tam hatırlamadım şimdi ama 4 tane vakası var. Sanırım bir karı koca Wuhan'dan gelme. Koca hastanede yatıyor sanırım. Eşi ise galiba evde mesela geçirdiğim gibi. Bu hastalık böyle bir şey. Hı hı. Kocası hastanede yatıyor ama kadında hiçbir şey yok. İyi aslında. Bir grip geçiriyor sadece. Hı hı. Ve onu evde tedavi ediyor. Yani koronavirüs böyle bir virüs. Yani hastaneye bile yatırmadılar mesela. Normal soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, ateşi olan bir hasta evde sadece kimseye bulaştırma, dışarı çıkma dediler ve orada karantinaya aldılar.
Yani o zaman şunu diyebilir Yani herkes bu virüsten yani ölür veya çok yoğun bakıma düşer veya hepsinin nefes darlığı çeker diye bir şey yok. Yani bu şey o zaman diyebiliriz mi kişiden kişiye değişiklik tabii, tabii, gösteriyor? Tabii. Aynı diğer virüsler gibi yani. Ama tabii bu virüste şu önemli. Şimdi hayvandan insana geçmiş, insanda yeni bir şey. Mesela biz geçen sene veya her zamanki o koronavirüsünün dediğim gibi yaşlı da çocukta kötü şeyler yapmasını bekleriz. Hı hı. Ama bu virüs mesela ölenlerin içinde 40 yaşında insan da var. Daha genç ve kendinde yani böyle hani o yani bu virüsün kötü tarafı da o. Yani hedef kitlesi sadece düşkünler değil, yaşlılar değil, şeker hastaları veya tansiyon hastaları veya astım hastaları değil. Sağlam bir hastayı da öldürebiliyor. Sağlam bir insanı da hasta edip işte bir hafta 15 gün sonra öldürebiliyor. Yani bir hafta kuluçka dönemi, ondan sonra bir hafta boyunca hastalık neredeyse 2-3 hafta içinde sağlam bir insanı öldürebiliyor. Tabii. Ve birçok şey bilinmiyor. Aslında biz en çok korkutan da bu. Daha birçok şeyle yeni yeni karşılaşacağız. Ne oldu? Yani şu anda yani ölüm oranı %2. Bilinmemesi korkunun temel nedeni. Tabii. Diğer bir şey de bu hastalığın neyden yayıldı? Yani hayvandan işte kimisi birçok söylenti var sosyal medyada özellikle. Bir sürü de yalan var aslında. İşte yok bunun yarasından bulaştığı, işte yarası yedikleri için böyle bir şeyler olduğuna. Bunlar hepsi tabii yalan. Böyle bir şey yok. Yani sonuçta o virüsün hangi hayvandan insana geçeceğini, mutasyon geçeceğini hiç kimse bilemez. Ve bu Çin sadece orada bir tesadüf. Dediğim gibi aynı virüs 2012 yılında Suudi Arabistan'da, Orta Doğu'da %30 bir ölüm oranıyla hasta öldürdü. Yani 2400 kişi hastalandı. 800 tanesini öldürdü. Şimdi ilginç olan bir başka bir şey de yani suda yaşayan yılan balığından bulaştığı söyleniyor. Yani şimdi o yılanların ya gölde olduğu o deniz. O yılan balığı değil. Yok yılan balığı değil ama şu anda şüphelilerin arasında yarasa var. Bir de yılandan bahsediyorlar. Yok ben yalan duymadım. Yani ben özellikle okudum. Sosyal medyada da gazetelerde de oradan o konuda çok bahsediyorlar. Ya dedim yani ilginç bir şey. Balıklar da nezle mi oluyor? Grip mi oluyor? Böyle bir şey tabii onların da tabii. Mesela bir şey daha söyleyeyim size. Şu anda Çin'de aynı bununla beraber mesela bir kuş gribi de var. Ve ama daha insana bulaşmadı. Bak mesela bu kuş gribi şu anda binlerce tavuğu öldürdü. Hatta onun işte uyarı yaptılar. Dünyanın her yerinde her zaman oluyor bunlar. Ama önemli olan ne? İşte bu kuş gribinin insana bulaşmış olması. Bulaşmadı mesela. Bu sadece kuşları öldürüyor. Bu da muhtemelen daha önce yarasadaydı veya işte hangi hayvan bulaştırdıysa. Ki bunu nereden söylüyoruz? Hani hayvan da olmayabilir. Yani o şey de o yarası da olmayabilir. Başka bir şey de olmayabilir. Yani sadece işte çıkış yeri o canlı hayvan marketi Çin'de. Oradaki ilk belirtilerini 20 çalışanda göstermesi. Yani o yüzden bu da bir hipotez yani. Yani kesin kanıtlanamaz zaten. Hani bu virüs kesin şeyden bulaştı diyemeyiz yani. Evet. Öyle bir şey söyleyemiyoruz. Peki yine şöyle bir söylenti var. İşte bu virüsün biyolojik bir silah olma ihtimali var mı? Yok, biyolojik. Kimisi diyor yok Amerikalılar yaptı işte Çinlilere bir ders vermek için. İşte 21. yüzyılın savaşı artık biyolojik şey olacak. Üçüncü Dünya Savaşı bu şekilde olacak. Herkes herkese biyolojik bir hastalık şey yapacak. Bu da işte bunun da bu da insanlarda acaba bu da biyolojik bir silah mı korkusu yaratıyor. Tabii komplo teorisi her zaman var. Yani çünkü insanlar bir de biyolojik silah olarak kullanılmasından çok korkuyorlar. Çünkü yani bu hani kesin bu değil zaten. Bu değildir zaten ve bu bir şey değil yani. Eğer biyolojik silah yapılırsa bu virüsten 1000 kat daha güçlü silahla yapılabilir. Niye yani, bunu yapsınlar, niye uğraşsınlar? Yapabilirler tabii. Yani şu anda bilim o çok ileride. Yani maalesef öyle böyle bir tehlike her zaman var. Ha bunu Amerika yaptı, bilerek yaptı. Bu onu ben bilmiyorum tabii. Umarım değildir. Yani ama benim öyle bir şüphem yok. Yani şahsi fikrim böyle bir şey olmaması yönünde. Evet. Değildir. Evet. Çok sanmıyorum. Yani bu tamamen Çin'de çıkmış bir virüs. Şimdi siz bize daha aslında sorduğum soruların içinde cevap vermiştiniz ama ben yine özellikle sorayım. Tekrar sorun cevap vermek. Şey için çocuklar için ben endişeleniyorum. Tabii sizin gibi yaşlar için de endişeleniyorum. Ben genç olduğum için. Kim abi öyle, yaşlılar derken sizin? Ya sizden bahsediyorum. Yani ben daha yeni 16'sına girdim. İki gözüm. Yani gönlün genç konuda, ama evet ne hissediyorsan ya, o. Ben yaşlı hissediyorum. Doğru ya, diyorsun Metin. Yok valla sen de yaşlı değilsin. Hadi sen de öyle yapıyor ki kendimizi aradan fıştık kaşık yapıyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi bu çocuklar için özellikle siz de mi söylediniz yani 40 yaşındaki bir insanı da götürebiliyor. İşte
Çocuklar için ayrıca risk mi? Evet, yani zaten aslında bütün hastalıklarda biz her zaman tıbbi olarak şunu söyleriz. Çocuklar ve yaşlılar bizim her zaman risk grubumuzdur. Evet. Yani sadece bunda değil, bütün hastalıklarda biz çocuktan ve yaşlıdan korkarız. Evet. Bir tanesinin daha çocuk olarak bağışıklık sisteminin çok iyi gelişmemiş olmasından dolayı birçok mikroba daha karşılaşmamış. Yaşlı da çok kırılgan. Yani zaten kalbi zayıf, zaten çok iyi değil. Yani hastalık hemen onu kırabilir o yüzden. Ama bu virüsün dediğim gibi normal bir korona virüsü, yani hayvandan geçmeyen, mutasyon geçirmeyen bir virüs. Normalde herkesi hasta eder ama çocukla yaşlıyı öldürür. Biz ondan korkarız. Hı-hı. Ama bu virüs aslında gösteriyor ki hani normal bir insan da hasta edebiliyor. When it comes to symptoms, the flu and coronavirus are similar. Fever, cough, headaches, nasal congestion, and vomiting. But this coronavirus also commonly comes with a shortness of breath and pneumonia symptoms, which are serious. The usual cause of death is basically lung failure. So people just aren't able to oxygenate their blood well enough. And they can get a so-called, basically they go into almost like a shock type state. That may explain why the hospitalization rate for the coronavirus in China is so high, about 16%, while in Canada, the rate for the flu this season is 7%. In both cases, people with mild symptoms aren't always counted, so these rates might actually be lower. Some don't even know they've been infected. Specifically, I don't have any symptoms. I would have never known had I not been randomly chosen. The coronavirus has a higher death rate. In China, there have been 29 deaths for every 1,000 confirmed cases. In Canada, complications from the flu this season have killed just 2 out of every 1,000 people diagnosed. What we're seeing right now with the COVID-19 is it appears as though a lot of people have mild infections, and so they recover quite quickly and quite well from the infection. But there are a smaller proportion of people who are getting severely ill. The flu and coronavirus can vary when it comes to how contagious they are. With the H1N1 flu, the transmission rate is 1.3, or one infected person typically infects 1.3 people. For this coronavirus, it's almost double. A recent study put it as high as 2.2, higher than SARS, which was 2. When it comes to prevention, flu shots reduce the risk of illness depending on the flu strain, but there are no vaccines for coronaviruses. Basic hand hygiene and limiting your exposure to coughing and sneezing are still the best ways to protect yourself in either case. Vic Adopia, CBC News, Toronto. I've worked in construction for 40 years. I am and always will be Lee Yuna. Construction is one of the most stable industries in today's economy. There's plenty of opportunity, so come and learn at the Liuna Local 183 Training Center. It's the right place to start. If you're thinking about your future, you can learn a skilled trade through hands-on training and classroom training. Liuna Local 183 Training Center is excellent in training. All apprenticeship programs are registered with the Ontario Ministry of Training, Colleges and Universities. Become an apprentice and learn new skills which will open the doors to a rewarding career. Visit 183training.com. I just started my training, and I am Lee Yuna. Evet değerli seyirciler, bugünkü konuğumuzla geniş bilgiler paylaştık sizinle. Doktor Asaf Arık kardeşimize çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok değerli bilgiler verdi bize. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi özellikle Çinliler çok ciddi önlemler alıyor. 27 milyon yuan ayırdılar bunun için. İşte Pekin'deki
Pekin'deki şeyi, Pekin'deki SARS hastanesini yeniden hizmete soktular. Bunun yanında ilginç olan, çok ilginç olan bir şey var. Çinliler 10 gün içinde 1000 yataklı bir hastane bitirdiler. Çünkü neresiydi o hocam, ismini unuttum ben. Wuhan. Wuhan'ı karantinaya aldılar ama sadece onunla yetinmediler. Özellikle 1000 yataklı bir hastane yaptılar ve bunun yanında sanıyorum belki bugün bitmiştir. 3-4 gün önce birkaç gün içinde biteceği söylenen 1500 hasta için 1500 yataklı bir hastane yaptılar. Yani yoluyla, suyuyla, çok çabuk yaptığıyla övünen devletlere şunu söylemek lazım, Çin'i önüne göstermek lazım. Yeniden çok Çin bu konuda çok ciddi tedbirler alıyor. Bunun yanında kaç tane uçak, 500'den fazla da hava yolu ve uçak seferi iptal edildi. Bütün Dünya Sağlık Örgütü'nün denetiminde çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Kesin olmamakla birlikte Çin yetkililerinin açıkladığına göre virüsle ilgili ciddi gelişmeler var. Önümüzdeki dönemde bunun tedbirlerinin daha sağlıklı alacağı söylüyorlar bize. Now that coronavirus has reached the capital, it has the potential to spread across the UK faster than before. One of the best ways to avoid catching the virus is by regularly washing your hands throughout the day, particularly after being in public places during your commute or at work. Objects that we touch every day may be contaminated with the virus, and you should properly clean your hands with soap and water or hand sanitizer to avoid being infected. You should avoid touching your face at all costs. If you touch your eyes, nose, or mouth with your contaminated hands, you could transfer the virus from the surface to yourself. If you know someone who is feeling unwell, especially if they are sneezing and coughing, keep a distance of at least 1 meter from them. If you're too close, you risk breathing in the virus and becoming contaminated. While some people are using surgical masks to avoid becoming infected, experts say they are not as effective as you might think. The filter on most masks won't keep virus particles out, and over time they become moist from your breathing, making them even less effective. By far the most effective way to keep the virus away is by washing your hands regularly and... Şimdi özellikle benim üstünde durduğum ve merak ettiğim çocuklardı. Tabii ki yaşlılar da bunun içinde var ama senin gibi yaşlılar tabii bahsetmiyorum. Sen genç yaşlısın. Ben 16'sına yeni bastım biliyorsun. Çok gencim böyle zaten bütün herkes gıptayla bakıyor bana. Allah bozmasın. O kadar ki genç görünüyorum. Şimdi hocam bu çocukları koruma bir yöntemi var mı yani? Nasıl koruyabiliriz? Çocuklar şimdi okula gidiyor. Çocuklar işte dışarı gidiyor, sinemaya gidiyor. Yani ne kadar toplu taşıma araçları otobüsten başla, okul, sinema, restoran, özellikle başa bela olan McDonald's oralara gidiyorlar. Virüs için bir potansiyel bulaşma yeri. Evet. Aynen öyle. Evet Metin abi öyle yani korunmak nasıl olabilir? Sadece çocuklarınızı oraya gönderemeyebilirsiniz. Başka bir koruma yolu yok hiç aslında. Hiçbir güç onu tutamaz. 12 Eylül'de bile çocuklar dışarı çıkıyordu. Yani ama şu iyi bir şey. Şu anda sonuçta Kanada'da çok büyük yüksek riskli bir bulaşma riski yok. Evet. 4 tane hastamız var. 2 tanesi Toronto'da. Yani böyle muhtemelen caddelerde bu koronavirüsünü kapmış bir sürü insan yok. Evet, bu biraz daha zaten öyle bir şey olsa okullar tatil edilir. Muhtemelen yani şu anda biliyorsunuz Wuhan karantinada hiçbir şey yok, hiçbir şey yapamıyorsun evet, yani. Evet. Yani eğer burada da öyle bir risk varsa çocukları muhtemelen okula göndermeyin ve hatta şeyden de uzak durun derler. Tabii çocuklar anlattık ama her zaman tıbbi olarak yüksek riskli gruptur. Biraz da korkuyoruz biz yani çocukların hasta olmasından. O yüzden çocuklar için ekstra bir şey vermek gerekiyor aslında. Dikkat etmek gerekiyor. Bir de bu bünyeyi güçlendirme, hani zayıf bünye, güçlü bünye diyoruz ya, özellikle genellikle. Bu konuda bünyeyi güçlendirecek neler yapabiliriz? Mesela yani, en çok portakal mı yiyeyim, greyfurt mu yiyeyim? C vitamini iyi ama C vitamini hiçbir zaman bizi koronavirüsünden korumayacak. C vitamini iyi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani eğer sağlıklıysanız,
koronavirüsü diyelim ki geldi, hasta oldunuz, sağlıklıysanız zaten bünyeniz, yani bünye dediğimiz ne aslında bu konuda? Bağışıklık sisteminiz iyiyse genel olarak bu virüsü daha rahat geçirebilirsiniz. Ama zaten diyelim ki Çin'de Wuhan'da virüs çıktı. C vitamini yemeye başladın. Yani o C vitamini 10 gün içinde senin bağışıklık sistemini uçurmayacak zaten. Hmm. Ama her zaman... Hayır, şimdiden başlasak genel önlemler, Yani genel önlemler iyi istirahat. Yani biz ne diyoruz, zaman spor yapan bir bünye her zaman sağlıklıdır. Değil mi? Spor yapmamız lazım. İyi dinlenen bir bünye her zaman sağlıklıdır. Dinlenmesi lazım yani bünyenin. Daha her zaman değil ama çoğu zaman spor yapan, iyi dinlenen, iyi sıvı tüketen, iyi beslenen bir bünye bu virüslere karşı daha sağlam durur. Ama virüs çıktı, işte ben normalde kendime bakmıyorum, sigara içiyorum, spor yapmıyorum, koşmuyorum, sürekli yatıyorum. Spor aktivitem yok ama virüs çıktı, portakal yemeye başladım. Bunun bana çok büyük bir katkısı olmayacak. Portakal yiyen mandalina veya, mandalina veya işte elma veya maydanoz. Şey ama yok, bağışıklık. C vitamini genel, iyidir ama genel ya, olarak iyidir. Yok, genel olarak bu bağışıklık sistemini güçlendirmenin, yani ilaçla değil tabii ki, yiyecek olarak işte spordur. Birincisi spor. Aynen öyle. İkincisi yani vitamin olarak veya şey olarak işte D vitamini habi aldın veya D vitamin. C vitamini aldın. C vitamini aldın. E vitaminini aldın. Bunun yani, yanında aslında bunlara hap olarak değil de mesela ne gibi yiyecekleri yiyip ki senin bağışıklık sistemine daha faydası olsun. Aslında bizim yani günlük normal hani pazarda satılan veya buzdolabında ne varsa bu yeterlidir aslında. Aslında şunu sorman lazım. Ne yapmamamız lazım? Ha, yani ya, önemli olan ne? Soru o mesela. Sigara içiyorsak bırakmamız lazım bir an önce. Ha. İyi bir bağışıklık sistemi için. Bana spor... söylemiyorsun değil mi? Yok, söylemiyorum. Yani eğer spor yapmıyorsanız spor yapmanız lazım. Su tüketmiyorsanız özellikle bu dönemlerde su tüketmeniz lazım. Bunlar genel anlamda sadece koronavirüs için değil ve hani sadece bu hastalık için değil, bütün hastalıklar için geçerli. Bu şeyleri yapmanız lazım. Yani koronavirüse özgür bir şey yok. Ama daha dediğim gibi yani vitamin almaya da gerek yok. Yani siz normal günde 3 öğün sağlıklı bir beslenme, diyetle besleniyorsanız tabii o da var tabii bazı özel durumlar. Yani işte çok etle beslenme, yani. Hiç ot yememe mesela, hiç bitkisel besin almama, sürekli kırmızı, bunlar da zararlı mesela. Ama günlük sağlıklı beslenme, yani genel kabul edilen sağlıklı beslenmeyle beslenen bir insanda zaten bağışıklık sistemi iyi olur. Yani onun dışında hap almaya, vitamin almaya gerek yoktur. Ama bir de yapılmaması gereken şeyler var. Evet. Ne gibi mesela? İşte dediğim gibi mesela sigara. Mesela bu hastalık döneminde istediğiniz kadar bünyeniz sağlam olsun, yapabiliyorsanız çok toplu taşıma araçlarına binmeyin. Yani toplu toplanma yerlerine gitmeyin. Alışveriş merkezlerinden uzak durun. Kamusal alanlardan uzak durun. Bu da iyi bir şey mesela sonuçta bu dönemlerde. Ama onun dışında sadece koronavirüs için özel bir şey yok. Hani bizi koruyacak. İşte portakal yedik bize bir şey olur mu? Veya kimisi işte sarımsak der, kimisi başka bir şey der. Genel olarak sarımsak, soğan Kürtlerin ama en soğan çok sevdiğidir. Iyidir. Soğan her zaman iyidir. Vallahi böyle biz şey gibi elma gibi yiyoruz. Hiç problem değil. Zaten yani. Virüs o şekilde sana gelmez. Ha, bizim Ürenşehir'de belki sizin oralı Cizre'de de anlatırlar. Ürenşehir'de mesela bizim bir tane zaza şeye gidiyor. İlk defa Ürenşehir'e geliyor. Karacadağ tarafından geliyor. Hakikaten Karacadağ dedim ki Karacadağ peniriyle Karacadağ pirinci o kadar özlemişim ki hiç kalemez. Peynir. He. Bir numaradır. Pirinci de peyniri de. Şimdi geliyor diyor ya gideyim bir baklava yiyeyim. Baklavanın ismini belki duymuş veya belki yapıyorlardı. Bir gün gidiyor baklavasını, adam getiriyor bir porsiyon. Baklavasını yiyor, suyunu içiyor, kalkıyor. Adama parasını ödüyor, diyor bana bak diye he. Yani bak sen baklavayı getirdin ama sen soğanı getirme yani getirmedin yani demek ki bu bilmiyor ha köyden gelmiş bilmiyor. Şimdi soğansız olmaz tabii evet yani soğan özellikle bütün şeylerde sonuçta olması lazım. Sonuçta her zaman yani bunların hepsini yap yani işte dengeli güzel beslenme, spor yapma, sigara bırakma bir de insanın mutlu olması da önemli. Yani bir Kürt olarak soğansız zaten mutlu değilsen bağışıklık sistemin çöker. O yüzden soğan önemli Metin abi. Soğan yemek lazım. O zaman çok ciddiye aldım bunu ama. Bizim televizyonun bir sloganı var. Her gün yeni bir gündür. Her gün yeni bir güçtür. Ve her gülme yeni bir yaşamdır. Yeni yaşam için, yeni gün için, yeni gün için mutlaka Mitani TV'yi izleyin ve gülün. Bizi izlemeye devam edin.
worked in construction for 40 years. I am, and always will be, Lee Yuna. Construction is one of the most stable industries in today's economy. There's plenty of opportunity, so come and learn at the Liuna Local 183 Training Center. It's the right place to start. If you're thinking about your future, you can learn a skilled trade through hands-on training and classroom training. Liuna Local 183 Training Center is excellence in training. All apprenticeship programs are registered with the Ontario Ministry of Training, Colleges and Universities. Become an apprentice and learn new skills which will open the doors to a rewarding career. Visit 183training.com. I just started my training, and I am Lee Yuna.